İstenilen P1 artı P eksi 1 bölü 2 P1 verilmiş. P1'imiz 31. Şu anda 31'i sağlatmaya çalışalım. N'in ne kadar olması gerektiğini bulmaya çalışalım. 1 yazarak devam ettiğimiz zaman böyle bir ifademiz karşımıza çıkacak. Bu 1'i dışarıya bırakırsam toplamın 31 olabilmesi için geriden 30 tane 1 gelmesi lazım. Bunlar da ikişerli gruplar yaptığımız zaman 1 geleceğinden 30 ile 2 çarparsam 60, 61 tane terim olması gerekiyor. Öyleyse burada en son yazacağım değerin artı 61, en son ifadenin de 61 çarpı x üzeri 61 olması gerekiyor. Bizden istenilen çift derece terimleri katsayılar toplamı. P1'in zaten değeri belliydi. P eksi 1'i bulmak isteyelim. X'in yerine eksi 1 yazdığımız zaman hepsinin eksi çıktığını görebiliriz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 devam edersen eksi 65, eksi 61. Şu anda bizim bulmamız gereken değere bakalım. P1 sayısının değeri belliydi. 31'di. Eksi 1'den 61'e kadar olan sayıların toplamı. Eksi dışarıya aldım. Burasını eksi yapmış oldum. Bu toplamımızın değeri de 61 çarpı 62 bölü 2. Bir de sistemden bölü 2'miz söz konusu. O zaman biz 31 parantezini alarak devam edersek buradan geriye kalan değerimiz 31 parantezini alırsam geriye eksi 60 bölü 2'den 30 kalacak. Doğru mu? Bu 2 de bunu götürecek. Toplamında da 31 çarpı 30'un negatif ifade değeri kalacak. Öyleyse cevabımız eksi 930 olarak karşımıza çıkacak.